İkinizin sevgilisi olduğunu düşündüğünüz kişiyle konuşurken ne hissettiniz Meltem Hanım? Karışık. Yani hem kıskandım hem kızdım. Ama yani belki de Tutku Haluk'la tanıştığında Ali onun evli olduğunu bilmiyordu. Belki sonradan öğrendi. Haluk'a bakarsanız sonuçta boşanmak üzere evliliğinde problemler olan bir adam. Ama hani birine kızacaksam Haluk'a kızarım. Tutku'ya değil. Ama şimdi hani öyle düşününce Haluk'a da kızamam. Çünkü sonuçta onu evden gönderen benim. Kısacası ne istediğimi, ne hissettiğimi çok da bilmiyorum. Yani duygularım an be an değişiyor, kafam karışık. Duygularınızı benden başka biriyle paylaşıyor musunuz? Neden? Utanıyorum. Bu utanma duygunuzu benim için biraz açar mısınız Meltem Hanım? Öncelikle kabullenmesi zor. Sonra da başka birine söylemesi daha da zor. Kız öyle bir kız ki hayatımı aniden giriverdi. Yani gönül o kadar samimi ki şimdi Tutku'yla. Sonra kızım. Kızımla bir anda çok samimi oldular. Düşününce önce kocam, sonra arkadaşlarım, şimdi kızım. Dün akşam hep beraber otururken bir anda gönüle Haluk beni bu kızla aldatıyor. Tutku'yu bana tercih etti diyemedim. Bu çok normal, kadınsal bir duygu Meltem Hanım. Panik yapmaya gerek yok. Ancak bu duygularınızı ne kadar dışarı vurursanız o kadar kolay atlatırız bu süreci. İyi ki buradasınız, iyi ki benimle paylaşıyorsunuz derdinizi, sıkıntınızı. Ama yetmez. Madem kabullenemediğiniz ve söylemeye utandığınız şeyler var, bunları dışarı atabilmeniz, bu duygulardan uzaklaşabilmeniz için size bir egzersiz vereceğim. Çok faydasını göreceksiniz ve çok rahatlayacaksınız. Ne yazıp yazıp atıyor bu kadın ya? Hiç iyi etmedi. Hiç. Ah, ben bakıyorum. Dur. Merhaba Emine. Ay ne iyi ettiniz, geldiniz. Ne oldu? Vallahi durmadan böyle bir şeyler yazıyor, yazıyor, karalıyor, buruşturuyor, atıyor. Bir şeyler oldu Meltem Hanım'a. Dur dur, şimdi ben hallederim. Meltemciğim merhaba, ne haber? Aa, nasılsın Gönülcüğüm? Duymamışım, dağılmışım. Kusura bakma. Ne yapıyorsun öyle? Bugün psikoloğa gittim. O bana dedi ki, böyle içinde kalan, söyleyemediğin, atamadığın ne varsa yaz yaz, buruştur, at gitsin senden dedi böyle. İşe yaradı mı bari Meltem Hanım? Vallahi yarıyor Emine. Yarıyor yani, yazmak ister misin? Olur. Hah, gel. Değişik bir şeymiş aslında. Ben de mi yapsam? Vallahi bence yap. Bence yap. Ferahlatıyor insanı. Gel. Yaz Emine. Yaz. Benimki çok kısa ama. Ne? Boyum, posun devrilsin, Hüseyin. Nokta. Tamam, buruştur, buruştur, buruşturup atıyorsun. Tamam. Buruştur at. At. Oo, gitti değil mi? Ferahladın işte, mı? Oh. Evet, evet. Benim bir çay getireyim. Hadi getir. Ya. Neler yazdın peki? Aa, öyle okumak yok. Aa. Buruşturup atıyorsun sadece. Özel. Fırlatıp atıyorsun. Merak da ediyorum ama olmaz ya. Okumayayım be. Ama ben dayanamayacağım. Oku
Yap. Yum posun devrilsin Haluk Bey. Boyunuz devrilsin. Yapılır mı bu Neltem Hanım'a? Sen git gül gibi kadını bırak. El alemin kadınına. Taş fırın erkeğe olacakmış. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Taş fırın erkeğmiş. Kepekli çıktı bu da. Kepekli. Kepeklisiniz işte Haluk Bey. Kepekli. Beyin öküz möküzdür ama bugüne kadar üstüme hiç gül koklamadı. Evimin direği. Haluk Bey, yazıklar olsun size. İki günde hemen başka kadına gittiniz. Yuh diyorum size, başka bir şey demiyorum. Yuh, yuh, yuh. 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 Alo Fidancığım, nasılsın? Ya ne diyeceğim, bu Haluk gitmiyor. Siz haklı çıktınız yani. Bir türlü evden gitmiyor. Ben gitsin istiyorum. Ha. Ya rica etsem, siz bu akşam bize gelseniz, ha? Vallahi bak kızları al, gel bana. Ben böyle delireceğim çünkü bu bir şey yapalım, bu adam gitsin bu evden. Ama oldu. İyi tamam, hadi görüşürüz. Meltem Hanımcığım, ben çıkabilir miyim? Hüseyin bizi akşam yemeğe götürecek de. Aa, ne güzelmiş. Tabii tabii çıkabilirsin tabii. Tamam, teşekkür ederim. Ben şimdi çıkıyorum ama inanın yalnız değilsiniz yani, bunu bilin. Sağ ol İmineciğim, sağ ol. Allah büyük, Allah yukarıda. Yani bir gün gelir, ellerini ayaklarını birbirine dolaştırır. İnanın yani buna, inanın. Meltem Hanım, ben bir de şunları alıp gidebilir miyim? Hayırdır? Ben böyle içimi döküyorum da rahatlayamadım daha o bakımdan. Alayım bir de böyle yazarım belki, çizerim bir şey. Tamam. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.